Senin annen baban nerede yavrum? Onlar Adana'da yaşıyor teyzeciğim. Ararlarsa ikisine de çok teşekkür et. Aslan gibi evlat yetiştirmişler. Allah ikisinden de razı olsun. Ederim. Ama önemli olan sizin iyi olmanız. Toparlamanız yani. İnşallah bahtın açık olsun be yavrum. Ben ne yapsam senin hakkını ödeyemem. Demeyin öyle. Siz bir annesiniz. Asıl bizler ne yapsak sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Bana bak oğlum. Maşallah ağzından bal damlıyor da biz asıl soruya gelelim. Yaşar Bey kızını senden korumak için ta köye gönderdi ama sen hop dibinde bitiverdin. Senin asıl derdin ne çocuğum? Yaz olmasaydı annem ölecekti Raziye teyze. Tövbe de kızım, ölüm falan öyle onlar nasıl söz? Yalan mı? Ne işi var o zaman annemin burada? Tamam, tamam. Bunların konuşulacağı yer burası değil. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Siz de iyice dinlenin. Eğer bana ihtiyacın olursa... Olmaz kardeş. Olmaz. Bak biz buradayız. Hadi sen de ufak ufak bir yol al bakayım hadi. Tekrar sağ ol yavrum. Allah ne muradın varsa versin. Amin. Kendinize çok iyi bakın. Ben de seni geçireyim. Aslında annem haklı. İstesek de senin hakkını ödeyemeyiz. Ya sen yapma bari Eylül. Ortada ödenecek bir şey yok. Ben şu ayrılık falan sevmiyorum biliyor musun? Ben de. Ama iyi tarafından bak. En azından artık saklanmak, kaçmak zorunda değilsin. Evet. Bak emin ol annen çok iyi olacak. İyileşecek yani. Al. İyice seyret. Kız nasıl tavlanırmış öğren. Bu oğlan anasının aklını çeldi. Kızın da gönlünü çalıyor. Sen de anca böyle dur işte. Bu serserinin bir yerini yakalamak lazım oğlum. Bu oğlan bu kızı alır. Sen de ancak öyle uzaktan seyredersin işte. Benim milletin içinde bağırma. Kan beynime sıçradı zaten. Eylül'ü o oğlana bırakacak halim yok değil mi benim ha? Bir formül bulacağız diyoruz işte.